Herkese merhaba. Edebiyatdaima.com'un YouTube kanalında Kitaplı Gönül programında bugün konuğumuz şair ve akademisyen Emel Koşar. Emel Koşar'la birlikte hem geçtiğimiz günlerde Artshop yayıncılıktan çıkan Mimoza Yangını adlı 7. şiir kitabını konuşacağız. Hem de bir yandan akademisyen kimliği, bir yandan şiir eleştirisi üzerine yazdığı yazıları ve edebiyata dair genel konular üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Aslında birçok çalışmanız var. Mimoza Yangını da 7. şiir kitabı, diğer çalışmaların yanında birçok akademik çalışmanız var. Ben birazcık bunlardan da bahsetmek istiyorum. Kısa bir özgeçmişinizi paylaşalım izleyicilerimizle. Emel Koşar Eskişehir'de doğdu. 2003'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Yeni Türk Edebiyat Anabilim Dalı'nda Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında Batıl İnançlar adlı teziyle, 2005'te yüksek lisans, Yeni Türk Şiirinde Zaman Anlayışı adlı teziyle 2009'da doktora eğitimini tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesidir. Şiirlerini ve Türk Edebiyatı üzerine makalelerini çeşitli dergilerde yayımlamaktadır. Şiirleri İngilizce, Hintçe, İtalyanca, İspanyolca, Romence gibi dillere çevrilmiştir. Şiir kitaplarınız Fırça Darbesi, Fısıltı Ritmi, Figüran Yalnızlığı, Keder Atlası ki bu seçme şiirlerden oluşuyor. Sesin Limanları, Işığın Nefesi ve Mimoza Yangını. Bunun yanında birçok araştırma kitabınız var. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında Batıl İnançlar teziniz kitaplaşmış. Benim de çok sevdiğim ve aslında biraz da gizli kalmış bir şair Asaf Halet Çelebi. Onun üzerine çalışmışsınız. Bunun dışında yayıma hazırladığınız kitaplar var ki epey hacimli. Mehmet Behçet yazarı, Sabahattin Eyüboğlu kitabını, Tuğrul Tanyol hakkında yazılardan oluşan kitabı, Hilmi Yavuz Sempozyumunu birçok çalışmayı hazırlamışsınız. Şimdi bunları tek tek okumak istemiyorum ama gayet güzel ve verimli çalışmalar. Aynı zamanda çeşitli ödülleriniz de var. Şeyden başlayalım. Mimoza Yangını'nın hikayesinden başlayalım. Mimoza Yangını nasıl oluştu? İçindeki şiirler hangi dönemlerde yazıldı? Nasıl bir araya geldi? Mimoza Yangını son birkaç senedir kadınlara hitap ettiğim şiirlerden meydana gelmekte. Tam anlamıyla bir kadın kitabı diyebilirim. Çünkü başta ismi kadını simgeliyor. Daha doğrusu Dünya Kadınlar Günü'nü simgeleyen bir çiçektir Mimoza. Hem şekliyle hem de simgesel anlamıyla kadınların direncini ve naifliğini yansıtmakta. Buna küstüm çiçeği de deniliyor. Dolayısıyla kapak resmi sevgili aşkım Akyıldız'a ait. Aşkım Hanım'dan izin alırken bu resmin bana benzediğini söylemişti. Yayıncım Şenay Akdamar da bu sulu boya çalışmasını yansıtan bir karton kağıt kullandı kapakta sağ olsun. Yani yayıncım kadın. Kitabın ismi kadını yansıtıyor. Kitabın hitap edildiği kişi annem. Ve her şiir bir kadına, beni besleyen kadınlara hitap edilmiş. Dört bölümden meydana gelmekte kitap. İlk bölüm Tarihin Gölgesi Çiğdem. İkinci bölüm Sinemanın Gölgesi Nilüfer. Üçüncü bölüm Müziğin Gölgesi Sümbül. Ve dördüncü bölüm Yazının Gölgesi Nergis. Okuduğum, dinlediğim, beslendiğim kadınlara hitap ettiğim şiirlerden meydana gelmekte. Bu şiirlerin bir kısmını onlara söylüyorum. Bir kısmını da onların dilinden okura iletiyorum. Virginia Woolf, Kösem Sultan, Birinci Elizabeth, Gülten Akın, Lale Müldür gibi şair, yazar, besteci, yönetmenlere Vikas İlhan, Seyyid Hanım gibi hitap edilmiş şiirlerden meydana gelmekte. Evet, ağırlıklı olarak 20. yüzyıla damgasını vurmuş kadınlar bunlar çoğunlukla. Evet. Gerçekten de kadının gittikçe ön plana çıktığı bir yüzyıl. 21. yüzyılda umarım bu çok daha ileriye taşınacak, ileriye gidecek. Söylediğiniz gibi kitap 4 bölümden oluşuyor ve şöyle bir güzelliği var. Çiğdem, Nilüfer, Sümbül ve Nergis gibi aslında yabani diyebileceğimiz doğaya ait, doğanın kendisine ait çiçekler bunlar.
tabii ki kültür olarak da yetiştiriliyor ama bu çiçeklerin seçilmesinde, sembol olarak belirlenmesinde neler etkili oldu? Divan şiirinde ve halk şiirinde kadınların güzelliğini, sevgilinin güzelliğini simgeleyen çiçeklerdir. Ama ben bu çiçeklerin sadece kadının güzelliğini değil, aynı zamanda dirençini yansıtmaya çalıştım. Bu çiçeklere farklı anlamlar yüklediğimi düşünüyorum kitabımdaki şiirlerle. Aynı zamanda gelenekle kurduğum bağı da yansıtmakta tabii ki. Bunun dışında mitolojik hikayeleri de var her çiçeğin. Dolayısıyla şiirimin altyapısını yansıtmakta bu çiçekler. Evet, Bu çok çiçekler dışında da başka çiçekler şiirlerde tabii ki yer almakta. Aynı zamanda çiçek kitabı da diyebiliriz bu kitap için. evet, isminden başlayarak bölüm başlıklarına varıncaya kadar. Az önce gelenekle kurduğunuz bağdan bahsettiniz. Bölümlerin içinde de birçok geleneksel şairden alıntılar var. Mesela müziğin gölgesi sümbül bölümünde Karacaoğlan'dan şu dörtlüğü almışsınız. Bir çiçek açıldı Bilal özünde. Lale midir, sümbül müdür, gül müdür? Elif elif eder yarın yüzünde. Zülüf müdür, perçem midir, tel midir? Geleneğin sizin için önemi ve anlamı nedir? Birazcık burayı açmak istiyorum ben. Şiir en eski ve en derin tür. Dolayısıyla gelenekten faydalanmak benim için önemli. O geleneği doğrudan taklit etmek değil de seçip içselleştirerek kullanmayı tercih ediyorum. Şiirin dinleyicimizin dediği gibi yapılan bir şey olduğuna inandığım için sadece ilhamla yetinmiyorum. Aynı zamanda şiir üzerine çalışmak, derinleşmek, yeri geldiğinde yıllarca emek vermek benim için önemli. Dolayısıyla geleneği dönüştürmek, içselleştirmek, yeniden üretmek önemli olan. Ben de böyle Bu düşünüyorum. çiçeği kullanmamın sebebi de buydu. Evet, Ama bu biraz da doğal bir süreç. Hani şurada şunu yapayım, burada bunu yapayım diye ortaya çıkmıyor. Usul usul akan bir su gibi o biraz kendi yolunu buluyor ama yol boyunca da yönlendirmek gerekiyor. Belki bazı kanallar açmak gerekiyor. Bazı kanallarla beslemek gerekiyor. Hilmi Yavuz'un o tespiti gerçekten son derece önemlidir. Günümüz şiiri evet ilhamdan beslense ve hareket etse de aslında teknik bir meseledir. Üzerinde çalışılan, inşa edilen bir türdür. Ve bu türün inşasında işte sizin yaptığınız gibi geleneği alıp taklit etme değil, onun parodisini yapma değil. Geleneği belki yeniden kurgulamak, ona yeni bir form vermek, yeni form içinde yeni imgelerle eritmek gerekiyor. Siz de bunu gayet başarılı bir şekilde yapmışsınız. Peki tabiatla kurduğunuz ilişkiyi biraz açalım. Tabiat sizin şiirinizde her zaman bu kadar derin anlamlar, yansımalar içerir mi? Yoksa bu kitaba özel bir durum muydu? Her zaman içerir. Yani kendi kitapları da hakkında insanın konuşması oldukça zor. Ne yapmaya çalıştığımı biliyorum ama okura eleştirmeni bu nasıl yansıyor tabii ki tartışılır. Ben kitabı bir bütün olarak düşünüyorum. Yani şiirde bütünlüğü de, ses ve anlam bütünlüğünü de önemsiyorum. Ama ikinci kitabımdan itibaren kitapları bir bütün olarak düşündüğüm için, bu şekilde kurguladığım için sanki kitap bir tek şiir ya da dört tek şiir şeklinde de incelenebilir ya da okunabilir şekilde olmalı benim için. Buna gayret gösteriyorum. Dolayısıyla temelde ister çiçek olsun, ister ses olsun, ister ışık olsun elbette tabiat var. Evet, çok güzel. Yine bu bölümlendirmeler ve oradaki içerikler üzerinden gitmek istiyorum ben. Mesela şimdi tarihin gölgesi, sinemanın gölgesi, müziğin gölgesi ve yazının gölgesi alt başlıklarıyla kitap oluşturulmuş. Sinemayı biraz açabilir miyiz? Sinema sizin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Çok görsel bir sanat. Aslında şiire uzakmış gibi gelir ama Türkiye'de sinemanın geliştiği ilk yıllarda Nazım Hikmet'ten başlayarak belki birçok şair sinema çalışmalarının içinde yer almıştır. Senaryoları da belki yönetmen olarak, bazen oyuncu olarak sinema dünyasıyla her zaman bağ kurmuşlar. Atilla İlhan mesela, değil mi? Birçok hem senaryo yazıyor hem de sinemanın mutfağında görev alıyor. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Benim ilk üç kitabım güzel sanatlarla bağ kuran kitaplardı. İlk kitap Fırça Darbesi resimle, ikincisi Fısıltı Ritmi Müzikle, üçüncüsü Figüran Yalnızlığı yine sinemayla bağ kuruyordu. Bu kitabın sadece bir bölümü sinemayla bağ kuruyor. Mesela Meçhizdir Manzaraları, Mahinur Ergun'un çok sevdiğim bir filmi. Ay Vakti yine Zuhal Olcay'ın oynadığı bir film. Dalga Beklentisi Fikret İnsan'ın
filmlerinden esinlenerek yazdığım bir şiir. Kendisi de çok beğendi, sağ olsun. Sinema, müzik gibi, resim gibi, mitoloji gibi beni besleyen bir sanat. Ama doğrudan hani bir filmin şiirini yazmıyorum. O filmi anlatmıyorum ya da o yönetmeni anlatmıyorum. Sadece bende bıraktığı intibaya yansıtan şiirler. Yani mümkün olduğu kadar hikayeden uzak şiir yazmaya çalışıyorum. Çünkü hikayenin ya da şiirin nesre yaklaşmasının şiiri zayıflattığını düşünüyorum. Her ne kadar mesela bir tek İlhan'a ithaf edilse de okuyan bambaşka anlamlar çıkarabilir, bambaşka duygulara karışabilir. Şiirin tek bir noktaya odaklanmasını istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Daha geniş ve çağrışımlı bir metnin peşindesiniz. Evet. Sezgi önemli, çok seslilik önemli. Her okunduğunda ve her okuyucuya farklı şeyler hissettirebilmesi benim için önemli. Evet, ağırlıklı olarak aslında 80 sonrası şiirinin en belirgin tavırlarından birisi bu. Tek bir poetikaya bağlı olmadan çok daha zengin, derin, okurun sezgisine güvenen ve sırtını oraya dayayan bir şiir anlayışı hakim oldu. Hala da bunun etkileri sürüyor. Birçok şair zaman zaman poetikasında değişikliğe gidiyor. Yeni tarzları, türleri, anlatım biçimlerini deniyor. Sizin bu şekilde yapmayı düşündüğünüz, keşke şöyle yazsam ya da şunu yazabilsem dediğiniz yeni anlatım biçimleri, olanakları var mı? Denemek istiyor musunuz ya da düşünüyor musunuz bunu? Yeni kitap üzerine çalışıyorum. Orada taşlardan esinlenen şiirler yer almakta. Çok da bahsetmek istemiyorum, büyüsü bulunmasın, ama yine geleneğin dönüştürüldüğü bambaşka şekilde bir şiir sesle ortaya konulan bir kitap olacak. Yani mümkün olduğu kadar her kitapta ortak bir ses var. Bu dişi bir ses, bana özgü bir ses. Ama zaman zaman farklılaşabiliyor. Bir tema etrafında bir bütünlük oluşturabiliyor. Dolayısıyla bu şiirleri tek tek yayınlıyorum ama bir araya getirdiğimde yine bir bütünlük oluşturacağına inanıyorum. Evet, biraz da aslında sanırım Hilmi Yavuz'un da kullandığı bir teknik değil mi bu? İşte hurufi şiirler vardır mesela, en bilinen kitaplarından Evet. birisi. Harflerin peşinde bir yolculuğa çıkar ve okuru da oraya davet eder. Ama tabii ki tamamen harflerden ibaret bir ya da harflerle ilgili şiirlerden ibaret bir kitap değildir. Okur için her zaman yeni çağrışımlara gebe bir kitaptır o. Çok da güzel bir Doğru. kitaptır. Buradan ustaya da selam olsun. Peki... Evet, en son hurufi şiirler üzerine yazmıştım. Sözünüzü böldüm ama güzel denk geldi sizin tespitiniz. Çok güzel oldu. Peki kadın şairlerin kendine alan açması konusunda birazcık fikrinizi merak ediyorum ben. Kadının sosyal hayattaki ve edebiyat dünyasındaki yeri gittikçe artıyor. Hak ettiği yere doğru geliyor yavaş yavaş. Umarım çok daha iyi olacak bu. Bu konuda yapılan her çalışmayı destekliyorum ben de kendi adıma. Elbette ki kadınlarımız edebiyatta da çok başarılı ürünler ortaya koyacaklar. Peki bir kadının, bir kadın şairin, akademisyenin edebiyat dünyasında kendini alan açması, kendi yolunu kendi başına açabilmesi gerçekten bu kadar zor mu? Günümüzde eskisi kadar elbette zor değil ama bazı zorlu yanları var. Bunları zamanla aştığımızı düşünüyorum. Eskisi kadar kadın şair ifadesi kullanılmıyor bile. Dolayısıyla özellikle 2000'li yıllarda şiirleriyle, yazılarıyla, çevirileriyle kadınlar daha çok edebiyata damgalarını vurdular diyebilirim. Zaman zaman erkeklerin kadınlardan çekindiklerini de söyleyebilirim. Evet. Çok da güzel. Ancak akademide de evet, kadın sayısı artsa da bir kırılması gereken yargılar elbette var. Özellikle hani kendimden hareketle şunu söyleyebilirim. Akademisyen kadının şiir yazması hala yadırganıyor. Hani şiir üzerine tamam çalışabilirsin ama sen de mi yazıyorsun deniliyor. Bu zamanla sanırım kırılır. Umarım, yani çünkü çok yanlış bir önyargı bu. Tam da onu soracaktım. Merak ettiğim şeylerden biri de bu. Yeni Türk Edebiyatı üzerine çalışan bir akademisyensiniz. İstanbul'da ikamet ediyor ve çalışıyorsunuz. Edebiyat dünyasıyla iç içesiniz. Akademisyen tarafınız, şair tarafınızı besliyor mu? Yoksa ikisi arasında karşılıklı bir ilişki var mı? Neler söyleyeceksiniz? Zaman zaman
besliyor, zaman zaman köreltiyor. Elbette karşılıklı bir ilişki var bu. Kimi zaman olumlu, kimi zaman olumsuz. Akademisyen kimliğim daha öne çıktığı için bazı dönemlerde yazdıklarıma yine akademisyenlerin daha akademik şekilde bakacaklarını düşünüyorum. Ya da kendi yazdıklarıma akademik olarak baktığımda daha fazla sorgulayıcı oluyorum. Elbette her yazdığımı yayınlamıyorum. Eleştirel bir gözle bakıyorum. Demlenmesini bekliyorum. Biraz zamanın süzgecinde şekillenmesini bekliyorum. Ama bu yayınlama süreci, yazma süreci kadar hem keyifli hem sancılı. Ama biraz önce söylediğim gibi kadın olarak akademide ve edebiyat dünyasında yer almak bazen avantajlı, bazen de dezavantajlı bir durum. Özellikle akademisyen kadınların şiir yazması hala yadırganıyor. Hani onlar için sadece bir hobi gibi, çok da ciddiye almayanlar var ya da hazmedemeyenler var diye. Evet, şöyle de bir durum var. Ben kendi yüksek lisans yaptığım dönemde de şiir üzerine çalışırken şunu fark ettim. Akademik okumaları artırınca bir süre sonra o dilinize yansıyor ve edebi dili kaybedebiliyorsunuz, kaçırabiliyorsunuz. Belki benim acemiliğimden kaynaklıydı bu. Yaşadığım en büyük zorluk buydu. Yani çünkü o akademik dil ve nesnel anlatım, tespit ve çıkarım yapma düşüncesi çok aslında edebiyatçının kalemiyle bağdaşan bir şey değil. Bu bir zorluk. Görebildiğim, okuyabildiğim kadarıyla siz bu zorluğu aşabilmişsiniz. Çünkü biz edebiyat daimada sizin hem düz yazılarınıza yer verdik, incelemelerinize yer verdik, hem de şiirlerinize yer verdik. İkisinin birbirine karışmadığını gördüm ben. Ve açıkçası bundan mutlu da oldum. Çünkü evet, bir edebiyatçının her şeyden önce sağlam metinler üretebilmesi gerekir bence. Teşekkür ederim. Tabii ki bu konudaki sizin yorumlarınız daha doğru olur. Hani kendi şiirimi kendim ne kadar objektif değerlendirebilirim ki? Yani okur gözü her zaman daha iyidir tabii. Hani metni yazdıktan sonra artık okura teslim ediyoruz ve okurun anlamasını bekliyoruz. Peki İstanbul dışında yaşayan herkes için İstanbul'un edebiyat dünyası çok çekicidir ve herkes sanırım orada yer almak ister. Tabii ben çok aslında böyle düşünmüyorum. Biraz daha kıyıda köşede kalmak bana daha cazip geliyor. Olumlu yönde etkiliyor mu sizi? Özellikle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okudum ve şimdi çalışıyorum. Mimar Sinan'da deniz kenarında edebiyat okumak benim için çok keyifli bir durumdu. Çünkü ben Eskişehir doğumluyum. Hani Eskişehir'i severim ama her zaman İstanbul benim için deniz şehri olduğu için kıymetlidir. Elbette besleyen yönü de var, olumlu yönleri de var. Ama aynı zamanda trafik çilesi vesaire olumsuz yönleri de var. Ama ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani şair veya yazarın nerede yaşadığı önemli değil. Aslında edebiyatla bağı önemli. Yani tabii ki yaşadığımız dünya hem kalemimizi besliyor hem düşüncelerimizi besliyor. Belki kozmopolit bir şehirde yaşamak bakış açımızı zenginleştirebilir. Ama öbür taraftan işte günün 2-3 saatini elinden alan işte 8'de 1'ini trafikte geçirdiğimiz bir şehir. Bir de öyle düşünelim. Tabii bunun evet, çok ağır bedelleri oluyor insan için. Hayata büyük bir zorluk katıyor. Orada sanırım verdiği güzellikler kadar bizden aldığı şeyler de var İstanbul'un. Doğru. Haklısınız. Evet. Peki Mimoza Yangını güzel bir kitaptı. Özellikle benim en sevdiğim yönü kadınlara odaklanmış bir kitap olması. Tamamen kadınlara ithaf edilmiş olması. Kapak resminden başlayarak az önce dediğiniz gibi annenize ithaf edilmiş olmasına varıncaya kadar. İçindeki adlandırmalar, o direngen tavır, çok sevdiğimiz değerli edebiyatçılara ithaf edilmiş olması. İşte Sevim Burak, Lale Müldür gibi. Her biri Tomris Uyar, yani her biri benim de çok severek okuduğum isimler. Onlara ithaf edilmiş olması gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Dileriz okurunu bulur. Yeni kitaplarınızı, yeni çalışmalarınızı heyecanla bekliyoruz. Gayet güzeldi. Çok teşekkür ediyorum ben de. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler ve mutluluklar diliyorum. Sağ olun. İyi günler.